Şöyle çok uzun süredir beklenen bir konu vardı. Hani Evet. yüzlerce kere soruldu. Yüzlerce kere ne zaman gelecek, ne zaman gelecek, ne Zaten zaman başlığı gelecek görünce dendi. şaşırmışsınızdır muhtemelen. Ve sonunda biz merhaba arkadaşlar. Sürüngen Dostları kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezai. Özlemişim ya, gel buraya. Gerçi biz kavgadaydı seninle galiba ya, değil mi? Ya şöyle onu da hemen açıklama yapalım. Yani kulağımıza Bu geldi. arada ben Kaan. Şöyle ki birkaç hafta Kaan şehir dışında belli arkadaşların yanında video çekimi yaptı. Benzer dönemlerde benim de farklı şehirlerde olmam gerekiyordu. O yüzden bir arada gidemedik. Sağ olsunlar diğer arkadaşlar yokluğumu aratmamışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu böyle belli bir kesimin ilgisini çekmiş. Kaan'la Sezai kavgalı mı? Takipleşiyor Yani ondan sonra yeni bir muyuz? kanal mı geliyor? Yoksa Sürüngen Dostları bölündü mü? Falan filan gibi. Yani şöyle Sürüngen Dostları arkadaşlar işin şakası. Biz bir şekilde hem bu canlılara hem de bu canlıları besleyen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Temel kaide canlıların zarar görmemesi için bir araya toplandık. Herhangi bir ticari kaygısı olan bir grup değiliz. Dolayısıyla işin içinde finans olmayınca kavga olması için çok az sebep kalıyor geriye. Evet. Hani kolay kolay öyle bir şey olmaz. Geçen ben Semih'le kapıştım işte azıcık. Daha az dizi izlemeleri lazım abi. Bizim dizilere millet entrikaya çok alışıyor. Evet. Tamam Aynen. bir de hemen. Aa, iki bölüm yok lan, ne oldu? Kaan'la Sefa'yı birbirine girdi. Çok Hatta komik. yani şöyle çok komik ama Instagram'dan birbirimizi takip edip etmediğimizi, eski fotoğraflarımız olan Duruyor sanki mudur şey sevgilisine trip atan şeyler gibi böyle hani komik bunlar ama neyse. mu? Şey yapalım, konuya geri dönelim. Aynen. Şöyle çok uzun süredir beklenen bir konu vardı. Hani Evet. yüzlerce kere soruldu, yüzlerce kere ne zaman gelecek, ne zaman gelecek, ne zaman Zaten gelecek başlığı görünce dendi. şaşırmışsınızdır muhtemelen. Ve sonunda biz kendisini bulduk. Seni gönder. Gönderse mi? Sıkı tutun sıkı. Ah! Allah kahretsin. La, bu Öpürüz yeşil hayvanın lan. belini. Ne yapalım? Kendini bulamayınca arkadaşlar konu şey kalmasın dedik. Böyle En bir azından şey yapalım. oyuncağını bulalım. Yalnız çok Aynen. sinirli değil mi o ya? Bakar Bu mısın ya? fena ya bu. Baksana. Babs. Bugün arkadaşlar iguanalardan İguanadan bahsedeceğiz, evet. Şöyle. Boyları 2 metreye kadar uzuyor. Baya handling'i iyi gibi duruyor ama Ya bu kanka. handling'i sağlam mı ya? Zaten bu 6-7 aylık falan bir. Bu arada bu hediye geldi bana ya. Yılbaşı hediyesi olarak geldi. Buna teşekkür ediyorum Murat da Lana. Bir tanesi timsah almış, bir tanesi de iguana almış. Sağ olsun. Evet tamam işte timsah da çekeceğimiz zaman Timsah da elimde aynen, timsah timsah da bölümümüz oldu. de var yani. Neyse Latife'yi bırakalım. Şöyle bir sağ olsun bir arkadaşımız Aynen, vasıtasıyla Johnson sağ olsun. bir tane şey elde edebildik. Programa davet Reji. edebileceğimiz bir iguana elde edebildik. Gel. Set ekibinden rica edelim. Gel. Bayağı uysal ya. Yani çekimden önce bir Starbucks'a gittik. Bir kahve içtik arkadaşlar falan. Gayet rahat ya. Parsley sevdi yine bana. GG diye. Kuru ipek. Bak bunu da eli salındı. Şimdi tanıyor bak. Sezai abim. Bak Merhaba orada. birader. Bak orada Semih var. Ya genelde vahşi olan ama bu bayağı sakin ya. Ben Bunu da benim İstanbul'dan bir arkadaştan edindi Johnson. Benim aracılığımla biraz oldu gibi. Çok güzel ya. dediğim gibi benim özellikle iguanalar konusunda hiç tecrübem yok. Ama hani bu konuda Türkiye'de çok yetkin kişiler var. Özellikle Türkiye'de iguana grubu Evet, var. İguana Türkiye grubu var, Iguana Facebook Türkiye grubu hatta var. bize bardak hediye etmişlerdi kendileri. Evet, Teşekkür ediyoruz. teşekkürler. Antalya'da da hatta birebir hani gitmek isterseniz hangi Bizim City Pet semtteydi? Shop'lar. Semtini hatırlamaya Şimdi Barış çalışıyorum. savaştı. Onu Bizim tam ismini hatırlamıyorum. Barış'ın bizim City Pet Shop'a uğrarsanız hani hem sürüngenler hem de diğer hayvanlarla ilgili pek çok ekipmanı var. Aynen. Onları temin edebilirsin orada. Ve bilgi almak adına da Aynen. ciddi donanımlı birisi kendisi. Barış'tan daha detaylı bilgi de elde edebilirsiniz o bölgede olanlar için. Biz bugün elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce Anlatacağız. biraz soracağız, biraz Zaten anlatacağız. detaylı bilgiler için dediğim gibi Igana Türkiye ve Reptula.com'a bakabilirsiniz. Forumda da zaten yeterli bilgisi Aynen. var. Zaten forumları bu ara çalışıyor arkadaşlar. Sağ olsun Evet editör evet, arkadaşlarımız motor bizim. takmış, ortalık karışık şu ara. Ya tatil de şimdi tam. Ama işte tatilde de herkes yardırıyor konuları. Yani biz orada da bir ticari amaç gütmüyoruz yani. Sadece insanlara bilgi vermek bizim amacımız. Hatta geçen baktığım forumda neredeyse konu kalmamış artık yani. Hani çevireceğimiz yanımız kalmamış yani. Bayağı iyi gidiyor orada. Oraya da üye olup takip edersiniz.
seviyoruz yani. İlk önce klasik soruyla geleyim. Anavatan. Hani menşei nereden çıkma? Meksika'nın kuzeyinden Brezilya'nın güneydoğusuna kadar birçok bölgede yayılmış. Anam bak bak. Direğe girdi onunla. Tırnaklar uzun yani. Ya tırnaklar işte büyüdükçe bunların biraz sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden eldiven kullanabilirsiniz. Veya gül enlem gibi böyle çiziklerle dolaşabilirsiniz. Ya sadece iguanların en güzel tarafı daha sosyaller. Ya hem sosyaller hem yani gerçi sosyali sosyal onun da. Yani sosyal olmayan agresif olanlar da sıkıntı. Bayağı sıkıntılı olabiliyor. Peki ama o zaman şöyle hem kolaylığını vurgulayacak bir şey. Mesela diğer pek çok türe nazaran beslenme yeşillik alışkanlıklarında yeşillik yeterli olabildiği için direkt soru olarak öyle devam edelim. Hani öncelikle beslenme alışkanlıklarından başlayalım. Beslenme tamamen bunlar yeşillik yiyor. Herhangi bir böcek bulundurmaya falan gerek kalmıyor. Zaten birkaç videoda bahsetmiştik bunlardan da. Hani yeşillikle besleniyor canlılar. O yüzden pazardan çıkıp rahatlıkla alabilirsiniz. Gerçi bu ara pazar da pahalı. Değil mi? Artık şeyin ne o? Yeşilliğin de ucuz olmadığı bir ülkedeyiz. Aynen aynen. Ya önemli olan burada muhtemelen. Ya önemli olan yeşillikler verirken de bunları sirkeli suda bekletebilirsiniz. Hani ilaç milaç vesaire olmaması için. Hatta yeşilliklerden bahsedebiliriz zaten biraz. Şey, şimdi, zaten sen küçük notlar almışsın sanırım. Aynen. Diyetlerinden bahsedelim. Çok fazla var diyetleri. Şimdi hindiba, kara lahana, pazı, maydanoz, yonca, kara hindiba yaprağı, turp yaprağı, hardal yaprağı, pancar yaprağı, ıspanak verebilir ama bu çok fazla verilmemesi gerekiyor. Ve bir de iceberg asla verilmemesi gerekenlerden bir tanesiymiş. Göbek lahana. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köftenin yeşilliğini. Köftesini kendiniz yiyin siz. Yeşilliklerini verebilirsiniz. Ondan sonra bunlar kalsiyum olanı yüksek olanlardı. Bunlardan en az 2-3 tanesini karışık olarak zaten böyle bir kap yapabilirsiniz. Veya daha büyük bir kap da alabilirsiniz. Yani bunu Atakan Pet Shop'tan aldık sağ olsun. Yolda bize bayağı bir ekipman var burada. Atakan'dan aldığımız. Zaten şimdi bu arkadaşla ilgili evinde iguana bakmayı düşünenler veya ne bileyim hani bunun yaşam ortamını merak edenler için bir de kurulum da yapacağız. Aynen aynen bir tane de bir kurulum videolarımız yapacağız. İçine bakarsanız onu da ilerleyen zamanlar içerisinde görmüş olacaksınız. Aynen onu da atacağız. Bir kısa bir kurulum yapacağız. Onlara zaten yine işte dediğim gibi akvaryum şurada duruyor şu an. Işıkları falan koyduk buraya. Ona göre bir kurulum yapacağız. Atakan Pet Shop sağ olsun bütün donanımı sağladı. Aynen aynen. Ya diğer sebzelerden bahsedelim mi? Hızlıca okuyalım o zaman. Bunları tamam, çünkü olur, yazılı olur, olarak bulabilirler olur, internette olur, çok evet, rahatlıkla. Evet, evet. İguana çünkü en çok bulunan kaynaklardan bir tanesi Türkiye'de. Hı-hı. Mesela brokoli, bamya, bezelye, taze fasulye, kabak, bal kabağı, rendelenmiş havuç, tatlı patates. Bir de bunları verirken hani canlının yiyebileceği öğünlerde vermeniz gerekli. Yani mesela havucu evet, alıp bütün olarak önüne atmayın onu yani. Onu da okumuştum. Havucu böyle şey gibi yuvarlak dilim dilim yapmışlar. Sonra şey yazmış hani benim canım havuç yemiyor. Yani. Ama mesela elma veya şey soyacakları var ya böyle aynen, şey kağıt gibi veya patates cipsi gibi soyuyor. Aynen, yani. İnce olarak ha, onların yaprak yaprak soydukları hı-hı, zaman onu öyle verdikten sonra yemiş zaten canlı da. Aynen, öyle daha sağlıklı olacaktır. Ondan sonra dolmalık biber, tatlı patates, donmuş karışık sebzeler demiş burada yine. Tahıl lif olarak bu da diyetin %0 ile %5 arasını oluşturuyormuş. Yani vermeseniz de olur ama %5 oranında verebilirsiniz bunlardan da. Tam tahıllı ekmek, doğal buğday kepeği bunlar verilebiliyor yine karışık olarak bu sebzelerin için. Salata gibi yapacaksınız bunlara da. Hatta bu salataları tek seferde hazırlayıp buzdolabında bekleterek yani 5-6 günlük şeyini çıkartabilirsiniz. Küçük küçük öğünlere bölersiniz canlının ihtiyaçlarına göre, ne kadar yediğine göre. Ya zaten şöyle, normalde evinde sürekli sebze tüketen bir ailede varsa hani yani ister istemez zaten çünkü şöyle beslenme alışkanlıkları olarak yavrular herhalde daha sıkıyorlar tabii, değil mi? Tabii. Yetişkine uğradığında bir yani en azından gün aşırı yiyebilir diye tahmin ediyorum. Yani yavruya günde 2 kere falan veriliyor. Yetişkinliğe ulaştıkça işte 2 günde 1'e i̇şte falan düşebiliyorsun. Zaten evde düzenleyip bunlar genelde tabii, evde bulunan ve bulunan pişen şeyler olduğu aynen, için çok yemeklerden böyle hemen bir çalıverin azıcık. Aynen yani, öyle. Pişmeden önce bir parça koparsanız zaten yeterli rızkını zaten almış olur hayvan. Bedavadan doyurursunuz işte yani bakım masrafı yok. Peki bu yemleri verirken de normalde börtü böceği şey buladığımız gibi sablemente buladığımız gibi bunları evet, da kullandığımız sablement. Ya kalsiyum vermek gerekli bence niye? Çünkü hani aslında bunlar sebzeden de alıyor. Mesela tere, roka baya bir bunlar kalsiyum içeren evet, sebzeden. Evet, hani evet, hiç kalsiyum vermeyip yiyip sağlıklı bir şekilde iguana büyütenler de var. Ama onlar şey denk geliyor ama şans bir, olabiliyor. Şanstan ziyade bence şeye bu besinlere dikkat hangi bitkiyi ne kadar verirken dikkat ediyorlardır. Kalsiyum oranlarına dikkat etmek gerekiyor. Yine de bence önlem olarak kalsiyum tozu verilmeli. Yine yetişkinlerde işte biraz daha azaltabilirsiniz. Yavrularda ama haftada 4 gün, 5 gün verilebilir yani sağlık şekilde H2S kalsiyum. Bunlarda da yine OEB istediği için. Ve multivitamin de yine verilebilir. Zaten şöyle yemleri de var. Mesela pellet yemler. Bunları da yine takandan aldım. Sera ve J-Bail'in. Herbivore diye geçiyor adam bunlar.
biliyorsunuz. Yani böyle kaplumbağa yemleri falan aynen, da oluyor kaplumbağa bu şekilde. Da, mesela bak bunda kaplumbağa da vardı ya bir tanesinde. Şu çünkü yeşillik aynen. Zaten mantık aynı. Aynen kaplumbağaları da besleyebiliyorsunuz bunda. Bunları da yine o yaptığınız yeşilliklerin içine atarsanız hani oradan bunları da yiyor. Hatta yiyecek mi bakalım açalım. Şu an belki biraz vücut soğuk. O sıfır paket. Abi asla. Açamadım abi ya. Evet. O bence yiyecek zaten. Bir saattir yalanı yok ha. Evet yiyebilir ya. Gel bakalım. Kapak nerede? Kapağı döksek daha kolay yer ondan. Şu yata yem kabına koy ya. Önünde bir sürü yem kabı var. Hiç. Boşuna mı verdiler onları? Hiç. Şöyle bırakalım. Güzel oldu. Ben de yiyeyim bir tane. Sen yeme abi ya. Bir şey de nasıl yeme, tadı? Bir şey de deneme ya. Güzel ya. Ne varmış? Bilmiyorum ki zehir var işte içinde mi? Kurbağa pisliği. Kurbağa boku. Evet olur. Vallahi içinde bir şeyler yazıyor mu? Tam içindekiler yazmıyor burada. No proteinle var. Ya zaten elden beslemek hem de handling için daha iyi bunlar. Hani elden beslemeye alışıyorsanız. Dur. Bak, canınız vahşi değil. Canınızın vahşi değil. Gitmedi. Yalandı sadece. Kaan elini böyle öyle yapsın. Alıyor tadına bak aslında o da. Ne diyeyim? Yeşillik olsa bence daha çok severek yiyecekti. Ha. Bakalım belki bu yeşil rengi yakındır belki. Biraz. Bunu yemeyeceğim ya bu püstü üzgün. Benim de yemediğim şeyler var arkadaşlar. Yani öyle o kadar şey değil. Ben masaya koyalım. Önüne denk gelsin bir. Hadi in. Taktırmayayım. Bu tişörtte de gözü kaldı milletin zaten. O yüzden taktım. Sweet'te yüz kaldı. Bunu fuar zamanı hazırlamıştık hatırlıyor musun? Aynen. Zaten bir markadan aldık bunları. Kendimiz yaptık. Hani aynı şeyden muhtemelen bulamayız bile. Bakalım. Bunda yuvarlaklar da var içinde. Değişik. Peki böyle sen elinizle... Diğeri çok uslu ya. Hemen. Hiç affetmiyor. Elinizle verseniz eli de ısırır mı acaba? Şimdi davranış biçimini bilmiyorum isırmaz ki. Isırmaz ya. Isırmaz elle de. Dur. Elle mi acaba mi vermek lazım yani? Bizim feedingler böyle olmuyor abi. Feeding yapamıyoruz biz. Bak. Hadi. Bir hareket yaptı ama. Aç değil misin? Ya şimdi gece olması, ışıkların olması ve vücudu biraz daha soğuk tabii. Bunlar daha ya sıcak. Ya bir de ben hani hep özellikle yavrulukta hiçbir canlıyı elle beslenmemesinin taraftarıyım. Çünkü bir sefer ona meyil gösterdiği zaman kendisi beslenmekten kaçabilir diye ya düşünüyorum. Tabii kabında yemesi daha iyi yani. Mesela atıyorum bir gün iki gün bir yere gittiniz. Bıraktınız. Bu sefer kaptan yemeyecek hayvan. Şöyle cımbız almıştık biz bu arada. Gene mesela... şeyler, kişiler kendi bilirler ama benim düşüncem. Ben her zaman öncelikle yaşam alanındaki yem bölgesine kendisinin ulaşıp kaptan yemesi gerektiğini inananlardan. Tabii bunu veremeyiz de. Nasıl iyi. Bu çok güzel ya. Baksana göstereyim. O direkt şey bunu Urkan sanki... gördü ben buna et çeviririm diyor. Gel. Urkan bu arada senin kardeşi. Evet, Kaan'ın kardeşi arkadaşlar. Ona da selam olsun buradan. Üzüyorum biliyorumdur ama. Hadi. Bir niyetleniyor gibi. Yani meraktan mı şu an? Vücut soğuk olduğu için bence. Yani mesela vereceksiniz de bir de cımbız olarak böyle kullansanız daha iyi olur. Plastik veya ahşap seçin. Çünkü aynen. Metalleri ısırıp kendilerine zarar verme durumları da olabiliyor. Neyse konuya dönelim. Bayağı oyalandık. Şöyle yaşam alanlarını oluştururken öncelikle yaşam alanının büyüklüğünden bahsedelim. Ya yaşam alanının canlının hani rahat hareket edebileceği gibi olması gerekiyor. Mesela bu canlı çok büyük bir yerde olmaz. Yetişkinlikte kalacağı gibi bir yer olmaz. Yani canlı boyutun 2-3 katı gibi kuyruk uzunluğuyla yok, dahil alırsak. Bu canlıdan da ziyade şey, şu an yetişkin için bir şey konuşalım. Ya yetişkin hani ideal, için ideal 1,5 boyutu. Metre falan gibi bir şey yapılabilir yani. Yatay dikey? Dikey olarak. Dikey olarak 1-1,5 metre gibi bir yer yapılabilir. Peki, dolaptan çevirenler var. Peki yatayda da herhalde 60 santim falan yatayda bir yeterli 60 olacaktır. Santim, 90 santim gibi şeyler yeterli olacaktır yani. Ya içini kendiniz duyacaksın zaten. Bir de çoğu arkadaş zaten içeride de okuyor iguanları. Dışarıda bakıyorlar mesela. Hani küçük bir akvaryum var. Dışarı çıkartıyor ama bence o çok sağlıklı olmuyor çünkü ısı kaynakları. Isı alışkanlıkları oluyor. Diğer konuğumuz sabırsızlanıyor beni çıkartın diye. Orada bir tane yine en çok bulunan sürüngenlerden. Sürüngen yani amfibi ile arası. Bekliyor. Neyse bir sonraki sürpriz kalsın.
Peki şöyle, yaşam alanının boyutlarından bahsettik. Şimdi aynen. Taban malzemesi, içeride olmazsa olmazları vesaire, işte ışık gereksinimleri, hepsini aynen. bir arada bahsedelim. Tamam. Işık bir kere kesinlikle UVB oluyor arkadaşlar. UVB istiyor kesinlikle, bunu unutmayın. UVB ve mesela şöyle, UVB ile tropikal UVB. UVB 100 mesela ben kullanıyorum, Exoterra'nın bunda. JB'nin var, yine Jungle UVB diye geçiyor onlar. Hani birçok markanın UVB'si bulunuyor. Onlardan kullanırsınız. Ama akvaryum için olan UVB'ler çalışmıyor. Onları söyleyelim yani bir de. Bir de küçük bir, bizim... bir bilgi daha verelim arkadaşlar. UVB'lerin hepsinin bir ömrü var. Tabii. Yani siz bir UVB'yi alıp 5 yıl boyunca oh ne güzel bozulmadıkça yansın diye bakamıyorsunuz. Çünkü tabii. etki özelliğini kaybediyor. Yani mesela Exoterra'nın 6 ay bu UVB'sinin. İşte Glow şunun gibi olan UVB'ler var. Biz bir tane kırmıştık hatta. Hı-hı. 500 lira mıydı neydi bunun şeyi. Bunun gibi olan hem UV hem ısı veren şeyler de var. Lambalar da var. Yine JBL var. Farklı markaların var bunlara yine. Ondan da kullanabilirsiniz. Veya böyle bir UV kullanıyorsanız yanında böyle bir ısıtıcı ampul kullanmanız gerekecektir. Bir yiyecek sandım ya. Yok yiyeyim ya. Yani UV ve spot birlikte kullanacaksınız. Dediğim gibi ikisi bir olanlardan da kullanabilirsiniz. Veya ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Ondan sonra neyden bahsettik? Şimdi en son UV'den diyorduk. Mesela UV verirken de şey dikkat etmek gerekiyor. Hani camdan kesinlikle geçmiyor UV. Hani veya bir kısmı geçiyor UV'nin. %5-0 mesela özellikle mesela %2 falan hani geçiyor mesela camdan. Tel mi olması gerekiyor? Aynen tel olması gerekiyor. Veya direkt içeride kullananlar da var. O şekilde de kullanılabilir. Ama içeride kullanırsanız hani camdan yakmayacak şekilde olmasına dikkat etmek gerekiyor. Mesafe. Aynen. Exoterra'nın armatürleri var güzel. Glow light'lar falan. Onlar da mesela kullanılabilir rahatlıkla. Sıcaklık olarak diyelim. Taban malzemesi tabana şey kullanabilir. Torf kullanılabilir. Ve kazıyorlar mı peki bunlar? Aynen bunlar da kazıyor. Bir de bir şey olursa özellikle bir edibe yetişkinlikten sonra kazmaya fazla eğilimleri oluyor. Tabii. Yumurta da bırakıyor eğer boşta olsa sonuçta bunlar hani çiftleşmese de dahil. Onun dışında nemli olması gerekiyor bir miktar. Bizim fısfıs vardı nerede o? Teşekkür ederim. Rica ederim. Nem içinde mesela bir tane su kabı da bulunabilir bunda. Ekstra yine böyle geçecek sıkabilirsiniz su. Gelecek. Sürekli taze su bulunması lazım kabında. Bu da yine Exoterra'nın. Gerek var mı? Pek yok ki. Johnson aldık bunu. Basınçlı. Aynen basınçlı bu. Sen bir de peçete verir misin? Evet. Bunu alırsanız işiniz çok daha kolaylaşacaktır yani. Şişirmesin böyle kan sular. Fuat yapıyor ya. Dur kan ne yapıyorsun? Ya, ben ziyade şişirir oraya. Aynen. Bu da basınçlı bir pompa. Bununla daha rahatlıkla yağmurlayabilirsiniz. Yine şöyle bir dökemeyeceği gibi bir su kabı bulundurup bununla suyu sürekli taze bulundurmanız gerekiyor. 2-3 günde bir değiştireceksiniz. Peki şelaleleme bununla bir şey yarıyor mu? Ya şelaleme yine bu kalemimde olduğu gibi aslında yapılabilir. Yani içine pislik kaçmadığı sürece problem aynen, yok. Aynen içine pislik kaçabilir. Onun dışında bir sıkıntı yaratmaz. Pisliği temizlersiniz. Pislik kaçarsa arkadaşlar biliyorsunuz ki mite en çok bol nemde ürüyor. Tabii. Dışkı ve nem bir araya gelince mite'a direkt davetiye çıkarıyor. Aynen. Aynen. Genel sıcaklığa bahsedelim. Bugün biraz dağıldık galiba ya. Ya şey biz de şöyle ki arkadaşlar biz birazcık şey böyle ikimizin de Kaan'ın da benim de iş yoğunluğumuz biraz evet. arttı. Dolayısıyla toplu program yapıp böyle 1-2 gün arka arkaya çekim yapıyoruz. Hani evet. 4 gün mesela kapanıyoruz çekimleri yapıyoruz sonra bir ay falan çekim yapmıyoruz. Bayağı ara verdik şimdi. 2-3 ay oldu herhalde çekim yapalı en son. 2 aya yakın oluyor. O yüzden ben yaptım gerçi. O yüzden kavga ettiğimiz için sen değil mi? Kavgalı dönemde. Neyse tekrar dağıldık tekrar topluyoruz. Sonra sıcaklıktan bahsedelim. Gündüzleri 29 ile 32 arasında genel sıcaklıktan bahsediyorum şu an. Geceleri ise 21-25 arasında olması gerekiyor. Basking alanı ise 32 ile 38 derece arasında olabiliyor. Terimsel olarak basking alanını bilmeyenler için açıklayalım. Basking alanı dediğimizde mesela şu an burası üstte bakmana üstte bir ampul koyarsak burası basking alanımız olabilir. Güneşlenme alanı. Aynı şekilde UVB'yi de bu üste ayarlarsınız. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bir kafeye gittiniz. Bir taraf hafif pencerelerin açık daha serin olduğu kısım. Bir taraf iç daha sıcak kısım. Siz kendi vücut ısınızın isteğine göre ya serin kısma ya sıcak kısma oturuyorsunuz. Aynı şekilde teraryum içinde bu hayvan da ısınmak istediği zaman daha çok ısıya ihtiyaç sıcak duyduğu zaman basınç alanına çıkıyor. Daha az ısıya ihtiyaç duyduğu zaman da alt alana gidiyor. Bir de ısıtmada şundan bahsedelim. Yani mesela çok fazla kaya kullanan var. Isıtıcı kaya. Isıtıcı kayalar kesinlikle kullanmayın. Hani özellikle dandik ısıtıcı kayalar patlamaya sebep olabiliyor. Veya iguana fark etmiyor, yanıyor. Hani bu şekilde bir sürü veterinere giden iguanalar var.
Hani o yüzden ısıtıcı kaya kullanmayın kesinlikle. Yani şöyle mutlaka kayanın da işe yaradığı bir durum vardır. Ancak o şey hani çok kontrollü olmak gerekiyor. Çünkü doğada genelde bunlar zaten evet. Şey alanları çok geniş, sabit bir yerde kalmıyor. Bir taş çok ısındıysa orada durmuyor. Aynen. Ki biliyorsunuz sürüngenlerin birçoğu yediklerinden ısı elde edemiyor, enerjiye çevirip daha evet. Çok güneşten depoluyorlar. O yüzden bu basking alanın önemi çok büyük. Peki şeye gelelim abi. Şey yapabilir en kötü, yani akvaryum dışından leopardları kullandığımız gibi ısıtıcı pet veya ısıtıcı kablo kullanabilir. Bir bölümde. Ya zaten o isterse oraya gidecektir. Aynen. Şey sosyallik? Sosyallik ya iguanalarla bir kere handling yapmanız gerekiyor düzenli bir şekilde. Hani alışması için. Mesela az önce dediğimiz gibi hani yemi elden verirsiniz, eli daha çok alışır. Mesela teraryumdan çıkartırken bir elinizde yemi tutup bir elinizle çekersiniz geri geri başlar. Elinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Bir de üstten kesinlikle böyle almaya yeltenmeyin. Çünkü demin bir elini kaldırdığın anda yukarıya baktı. Aynen, oraya yeltenmeyin yani genelde. Mesela şöyle yaparak, handling videomuz zaten var bizim. Ama şöyle yaparak genelde almaya çalışın. Bütün sürüngenler için geçerli. Pek çok sürüngenlere gıdısını elinize bastırınca zaten kendisi tırmanıyor. Ve böyle yaparsanız çok daha sakin bir sürüngeniniz olur. Yani bunların eğitimleri var özellikle. Hani sürekli yapmanız gereken şeyler de var. Onlara yine araştırıp bakabilirsiniz de başka yerlerden. Videolar da var bunlarla ilgili. Yani şöyle, bu hayvanların kendilerine ait tabii ki şey var. Doğası var. Huyları da var. Yani her hayvan aynı agresiflikte, aynen. Her hayvan aynı uysallıkta olmuyor. Ama şu da bir gerçek ki bunun oranını tetikleyen, arttıran veya azaltan siz oluyorsunuz. O da bizi dinliyor. Maşallah çok güzelmiş yalnız. Çok güzel ya, ben de çok beğendim ya. Peki devam ama edelim. Yaşam süresi demişiz herhalde. Yaşam süresi 15-20 yıl yaşıyor bunlar ortalama. Bu peki şey mi biliyor musun? Esaret altı verileri mi yoksa doğal ortamda mı? Esaret altında bunlar muhtemelen. Doğal ortamda genelde yarı yarıya düşüyor bu. Aynen, doğal ortamda yırtıcılar çok fazla. Mesela çoğu ülkede bunlar kedi köpek gibi sokakta gezebiliyor. Hatta şey var ya, bir video var. O farklı bir iguana türü. Kumsalda yılanlardan kaçıyor. Evet, evet. Yani muazzam bir video. Muazzam bir video. Onu şey yapabilirsin. Bulursam koymaktan ziyade linkini paylaş. Yani aşağı mesela şeylerin altına linkini atarız. Orada hani şey o belgeseli çeken kişiyi yani, de tebrik etmek lazım. Çoğu muazzam bir şey çekiyor. Filminden daha çok evet. Geliyor yani. Onlar zaten o belgeseli nasıl çekiyor çok enteresan. Muhtemelen kurgu gibiydi öyle ama yine de... ya kurgu bile olsa bizi yakaladı. Önemli olan o zaten. Evet, amacına ulaşmış. Peki, dur! Nereye? Dur. Tamam, bitiriyoruz. Az kaldı. Sabret. Azıcık daha sabır. Yani biraz uzun olabilir bu video ama en azından beklediğiniz uzun zamandır. Tamam, bakalım, yok. Şöyle yapalım abi. Son kısa bir özet geçelim. Yani olmazsa aynen. Olmazlardan bahsedip bitirelim. Yaşam alanı bir kere yüksekliği 1-1,5 metre olacak. Aynen. Yetişkinlikte. Yetişkinlik için konuşuyoruz. Hı-hı. Genişlikte yaklaşık 60 cm ve 1 metre arasında olacak dedik. UVB kullanacağız. Aynen. UVB ve spot kullanacağız. Çünkü yani sıcaklığı 32'ye yükseltmemiz gerekiyor basking alanının. Özellikle dişiler için kazın çok önemli. Altına aynen. Şey yapılabilir ya da peçete seçeneği zaten her zaman peçete, baki. Peçete, kağıt havlu veya şey işte gazete kağıdı gibi bunlar renksiz olanlardan. Bunlar hep baki. Aynen. Ama çam gibi mesela koku yapan ağaç türleri var. Veya talaş. Bunları kesinlikle kullanmayın. Onu da söyleyelim yani. Çünkü yuttuğunda canlı bunları yeminle birlikte bir şekilde yutabilir. Yuttuğunda sindiremez ve tıkanmaya yol açabilir yani. Belki yine kokonat, bu şey Hindistan cevizi torfu en makul anladığım aynen, aynen. Kadarıyla. Hindistan cevizi torfu kullanabilir yani. Şey, bunlar arkadaşlar otçul canlılar. Evet. Sadece otçul diye önünüze gelen her bitkiyi veremiyorsunuz. Safe plant list olarak bunu araştırıp onların diyetlerine bakabilirsiniz. Ancak diyetleri içerisinde şey kalsiyum oranı yüksek, daha iyi besinler var. Bunları seçersiniz ki biz zaten videonun geçmiş kısmında bahsettik bundan. Evet. Mesela pet shoplarda görülüyor genelde marul veriliyor. Marulun buna hiç faydası yok. Sadece su ihtiyacını karşılıyor. Marul vermeyin yani. Pet shopta ekmek bile doğruyorlar. İşte, aynen. Hani ve tek tip kesinlikle beslemeyin yani. Bir salata yapın. Kendinize salata yapar gibi. Hazırlayın salatayı. 4-5 gün aile öğünlerini bölün. Dolaba koyun. Parça parça çıkartıp verin yani. Bir de handling için eğer uysal... Isıtıcı şey olarak kullanmayın. Kesinlikle. Kaya kullanmayın, ısıtıcı kaya. Handling için de bu şekilde alabilirsiniz. Yani zaten hani altına şuraya elinizi koyduğunuz anda kendisi tırmanıyor. Hani size bir şey bırakmıyor zaten. Tamam o zaman. O kadar. Mesela bir de hani agresif olmanın genel sebebi de teraryum alanının küçük olmasıdır. Onu da söyleyeyim yani. Hani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Teraryum alanı çok küçük. Mesela ben bir karşılaşmıştım daha önce de. Küçücük akvaryumda kocanın iguanaya bakıyordu. Hayvan deli gibi agresifti. Çünkü atamıyor, enerjisini atamıyor. Aynen. Zaten adam der. Zaten hiçbir şekilde atamayacak esaret altındayken ama en azından birazcık dolaşacak, gezecek. Aynı canlıyı biz var. Aldık, bir arkadaşıma götürdük. Buradan Çanakkale'de yine Burak, selam olsun buradan da. Burak da besledi yani uzun süre. Kutuyu açtı, aldı elinde, hiçbir agresiflik yok. Bitti. Hayvanın sadece agresifliği o akvaryumdaymış. Yani böyle bilgi de veriyorum. Yani işte elinizden geldiğince arkadaşlar ben onun yaşam ihtiyaçlarına saygı duyun. İhtiyaçlarını yerine getirmeden bir canlıyı almayın. Önce mutlaka yaşam alanları dört dörtlük olsun. Dur az daha unutuyorum. Konuma koymayayım.
Abi çok çizdirdim. Bak gözüne olmadı. Falan gelirse sıkıntı çıkar. Daha geçen pas çizdi ya burnumu. Neyse yani... burnum değerli şu an kullanmıyorum. Evet, tamam, Twitter sonlandırım artık. Arkadaşlar, iguanalarla ilgili kısaca bilgi vermeye çalıştık. Daha detaylı bilgi istiyorsanız foruma bakabilirsiniz. Evet. Veya Iguana Türkiye'nin Facebook sayfasından da bilgi alabilirsiniz. Yine zaman zaman belki misafir edebiliriz bu arkadaşlar başka konularla ilgili. Ulaşmaya çalışırız gene. Onun dışında henüz misafir edemediğimiz ancak sizlerde olan canlılar varsa bizle irtibata geçip onların da hobi severlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Aynen. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.